Dün Eşref Bitlis komutanın ölüm yıl dönümüydü. 28 yıl önce 1993'ün bir Şubat günü kaza süsü verilerek katledilmişti. Sebebi gayet açıktı. Çekiç güç denen Amerikan kolpusunun ne olduğunu, neye evrileceğini çok önceden görmüştü. Çekiç güç adı verilen operasyonun amacı kukla bir Kürdistan kurmak ya da ikinci İsrail'in kurulmasıydı. Eşref Bitlis işte bu yüzden katledildi. Aile dostumuzdu, eşi annemin en sevdiği arkadaşıydı. Kıbrıs'ta görev yaparken annem sık sık ziyaretlerine giderdi. Katlinden bir yıl evvel Turgut Özal'a yazdığı bir mektup var. Çekiç güç PKK ile hareket ediyor demişti. Aynen bugün olduğu gibi Amerikan askerleri Irak'a yerleşir yerleşmez PKK'yı müttefik ilan etmişlerdi. Iraklı Kürtler Saddam tarafından göçe zorlanmıştı o dönemde ve PKK'ya alan açılmıştı. Eşref Bitlis tüm bu oyunu deşifre eden ve hatta özel kuvvetler içindeki işbirlikçileri isim isim bilen bir komutandı yani ortadan kaldırılmalıydı. İnsan neye yanıyor biliyor musunuz? Bugün Suriye'de oynanan oyunun aynısı tam 30 yıl önce 1991'de Irak'ta oynandı. Tarihten ders almayınca hep aynı hatalar yapılıyor. Aynı tekrarlar yaşanıyor. Nasıl ki çekiç güç manevrasıyla Barzani'ye alan açılmış ve kukla bir devletin tohumları atılmıştı. Hatırlayın daha sonra Amerika Türkiye'ye Barzani'ye devletleşmesi için yardım etme görevi verdi. Türkiye'de istihbaratından ordusuna, televizyonundan devlet kurumlarına kadar Irak Kürdistanı'nı oluşturdu. Bunu ellerimizle yaptık, kimse inkar edemez. Amerika'nın Suriye müdahalesiyle hedefi aynen buydu. İkinci bir Kürdistan parçasını Suriye'de oluşturmak derdindeydi ve bunda yine Türkiye'nin kullanılmasını hedefliyordu. Suriye'ye yapılan sınır operasyonlarına bu nedenle fazla ses çıkarmadı ve bu konuda Amerikan basınında epey yazılar yayınlandı. Hatta şimdiki başkan Biden biz eliz Türkiye eldiven gibi hakartamız bir cümlede kurdu ve bu ifadeyle Türkiye'nin Amerika için elini kirletmesinin şart olduğunu söyledi. Şimdi şunu hatırlamamız gerek çözüm süreci adı verilen süreçte 2012'de yani içeride ve dışarıda Kürt Federasyonu tamlamasına kulaklar alıştırılmıştı. Özellikle genç kesim neden olmasın noktasına kadar getirildi. PKK uzantıları Amerika'nın söylemlerini çok sık tekrarladı. Mesela diyorlardı ki özgür bir Kürt coğrafya sınırlar değişmeden de mümkün. Yani ekmek derdine düşmüş, çatışmalardan yorulmuş olanlara kabul edebilecekleri çözümler sunmak için söylemleri değiştirdiler. Mesela ne diyorlardı? Irak, İran, Suriye ve Türkiye'de Kürt eyaletleri kurulsa ve bu ülkeler bir konfederasyon oluştursa ne güzel olur. Birleşen tek bir Kürdistan söyleminden çok daha farklı bir söylem denemeye çalıştılar. Sebebi Amerika'nın Türkiye ve diğerlerini ürkütmeden yavaş geçiş yol haritasıyla ilgiliydi. Ağır ölüm de diyebilirsiniz ya da alık suya atılıp sonradan kaynatılan kurbağa modeli gibi. Amerika'nın hayalini 2006 yılında Oslo'da arabuluculuk buluculuk yapan ünlü bir profesör net olarak ortaya koymuştu. Üç aşamalı Kürdistan modelinin aşamaları şöyleydi. Birinci aşamada insan hakları, aktivizmi tavan yapacaktı. Kürtlerin yaşadığı dört ülke Türkiye, Irak, İran ve Suriye'de insan hakları mücadelelerine hız verilecekti. Bu birinci aşamaydı. İkinci aşama özerk eyaletler aşamasıydı. Türkiye, Suriye, Irak ve İran'da özel otonom Kürt bölgeleri yaratılacaktı. Son aşama ise 4 Kürt özel eyaleti bir araya gelerek Kürdistan Konfederasyonu'nu oluşturacaktı. Bu raporu açıklamaya da koyacağız. Böyle bir raporu var. Kısacası Kürt Konfederasyonu için özel parçalar oluşturulması düşünülen 4 ülkeden Irak, Türkiye'nin emperyalizme verdiği eşsiz bir destekle parçalandı ve bir Kürt özel bölgesi Türkmenlerin işbirliği yapmayan Kürtlerin ve Arap aşiretlerin kanı pahasına kuruldu. Toparlarsak 1991'deki Körfez Savaşı İncirli'ye çekiç güçün yerleşmesiyle sonuçlandı. İsrail istihbaratı, Amerikan istihbaratı ve bunların maşaları, PKK, Barzani ve ilintili iş adamları ve siyasiler bir dizi katliama imza attılar. Çekiç güçe karşı çıkan asker, sivil, aydın birçok kişi faili meçhul cinayetlerle yok edildi. Güneydoğu'da Jandarma Bölge Asayiş Komutanları Hulusi Sayın, İbrahim Selen, Çekiç Güce karşı çıkan iki kor generaldi. Eşref Bittis gibi onlar da katledildiler. Cemal Sever, Mustafa Deniz, Tu General Bahtiyar Aydın aynı şekilde katledildi. Hepsinin ortak özelliği çekiç güce karşı olmalarıydı ve emperyalist hedefi açıklamış olmalarıydı. Tarih laboratuvarı bize gösteriyor ki er ya da geç bu toprakların her etnik kökenden aklı selim evlatları küresel hedefleri boşa çıkaracaktır. Komutanlarımızın kanları yerde kalmayacaktır.